Bahçeniz, tarlanız varsa, herhangi bir sebze meyveniz varsa, efendim, süs bitkisi yetiştiriyorsanız, asrımızın buluşu tarımda her türlü bitki için, her türlü bitki için, sebze meyve takıl için, her türlü kimyasal bitkiyi ne yapıyor? Bitkinin, insan gibi bitkinin de hücresi var, DNA'sı var, farklı ama var, canlı bir varlık. Aşırı kimyasal, tarımda kullanılan herpesitler, yani yabani bitkileri öldürmek için kullanılan ilaçlar, ağır kimyasallar, pestisitler, parazitleri öldürmek için veya haşereleri öldürmek için kullanılan pestisitler veya kimyasal gübreler veya hava kirliliği, havadaki kirlilik, bazen asit yağıyor. Yağmurla beraber asit yağıyor, havadaki kir, fabrikadan bacadan çıkan bütün pislikler nereye? Tarıma, toprağa geri dökülüyor. Arabaların egzozundan çıkan pislik nereye dökülüyor? Yağmurla beraber yere dökülüyor. Veya sular, kirlenen sularla ne oluyor? Sulanan bitkiler ne oluyor? Bir de tuz, aşırı sulama nedeniyle tuz ne oluyor? Aşırı bol su toprağı tuzlandırıyor. Böylece bitkilerdeki sebzede, meyvede, takıldaki verimin %71, bunu FAO bildiriyor. Verimin azalması, lezzetin azalması, meyvedeki, sebzedeki vitamin, mineral, enzimin azalmasının sebebinin abiyotik stres deniyor buna. Bitkisel stres. Bitki stresinde abiyotik stres. Abiyotik strese karşı Gökçek, dünyada ilk. Dünyada ilk dedim değil mi? Evet, dünyada ilk. Benzeri olmayan bir şey ya. Elhamdülillah. Ürettik ve gördük. Ürettik ve gördük. Hamdolsun.